Sayın Öcalan'ın pozisyonu aslında Kürt halkı nezdinde çok önemli. Artık daha çok yeni paradigmasıyla ve Kürt halkını ve Kürtlerin yaşadığı Kürdistan coğrafyasında yaşayan halkları ve yine Orta Doğu'yu etkileme gücüyle aslında bir halk lideri olarak değerlendirmek daha doğru olur kanaatindeyim. Çünkü son dönem özellikle kendisinin uyarladığı fikirlere baktığımız zaman, sentezlediği fikirlere baktığımız zaman ulus devlet bataklığından çıkışı gösteriyor demokratik ulus kavramıyla. Bu oldukça önemli. Aslında Tecrit'in bu kadar çok uzamasının sebeplerinden birisinin de bu olduğu kanaatindeyim. Yani sadece daha dar anlamda tanımlamaları yaparsak bu yetersiz kalır. Onu öncelikle ifade edeyim. Ve nitekim birçok kişi bakımından da Abdullah Öcalan'ın fikirleriyle, duruşuyla, savaşa karşı oluşuyla, sürekli barış arayışlarıyla tecrit altında tutulmasının artık vicdani bir sorun haline gelmesi gerekiyor. Tecritin, İmralı tecridinin Sayın Öcalan üzerindeki tecritin uzatılması halklara zarar veriyor bakın. Yani belki bir avuç egemene fayda sağlayabilir. Yani mevcut o kör düğüm olmuş, o, daha doğrusu o statikoyu sürdürmek. Halbuki yani statikoculukla siz hiçbir sorunu çözemezsiniz ki. Nasıl çözeceksiniz? Şimdi Irak'taki değişim ve dönüşümü görmeden, Suriye'deki değişim ve dönüşümü görmeden nasıl olacak? Yani Türkiye'deki gerçekten inanılmaz bir şey. Türkiye'de demokratik çözümler üretmek mümkün. Yani bu dolayısıyla Türkiye'yi yönetenlerin, Türkiye siyasi iktidarının artık bu resmi ideoloji dediğimiz 20. yüzyılda kalmış bu ideolojiyi bir kenara bırakması, demokrasi ve insan hakları temelinde çözümlere kendisini açık etmesi gerekir. 2015'ten bu tarafa alırsak 2024'teyiz. 9 yıl. Türkiye ekonomisi korkunç bir zarar görmüştür. Ve şu anda halka acı reçete içirilmektedir. Yani IMF'siz IMF programı uygulanmaktadır. Emekliler, işçiler, işsizler, işçiler, kamu emekçileri refahtan yeteri kadar pay alamamaktadır. Yoksulluk sarmalına girmiş durumdadır. Türkiye'nin orta sınıfı çöktü. Gelir dağılımı adaletsizliği korkunç miktarda büyüdü ve hükümet şimdi bunu toparlamak için işte o acı reçeteyi halka içirmektedir. Yani o savaştan kaynaklanan devasa giderleri finanse etmek için şimdi halktan bunu toplamaktadır. Nasıl toplamaktadır? Vermesi gereken ücret gelirlerini vermeyerek, emeklilere vermesi gereken emekli aylıklarını vermeyerek. Evet. Vicdani olarak bizler de artık tecritin sürdüğünü, devam ettiğini ve bunun öncelikle Abdullah Öcalan, Sayın Öcalan ve diğer mahpuslar bakımından ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor. Bakın bu çok ciddi bir ihlal. Şimdi yaklaşık 4 yıldır tabii haber yok. Bu süre içerisinde hükümet Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na bir cevap göndermiş. Tecrit yok diye. Yani inanılmaz bir şey. Peki nasıl yok? Adadaki 4 kişi birbirleriyle görüşüyormuş. Tamam da yani bunu siz söylüyorsunuz yani. Bizim bunu doğrulayabilmemiz için ne olması gerekir? Avukatların düzenli olarak görüşme yapması gerekir. Aile bireylerinin düzenli olarak görüşme yapması gerekir. Bu onların yasal hakları bakın. Yani buradaki durum vicdanen, ahlaken, hukuken gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Bu nedenle bir grup insan bir araya geldik ve yeniden tecrite karşı adalet istiyoruz. Bakın adalet kavramını kullanıyoruz. Yani bu ülkenin bir kanunu varsa infaz kanunu, bu kanun uygulansın istiyoruz. Şimdi sürekli disiplin cezaları verilerek tecrit uzatılıyor. Şimdi böyle bir uygulama yok. Yani siz bu insanlara sürekli disiplin cezası veriyorsunuz da peki bu insanlar avukat yardımından yararlanabiliyor mu? Hayır, yararlanamıyorlar. Avukatlarıyla görüştürülmüyorlar ki yararlansınlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şekilde avukatınızla görüşmüyorsunuz, size avukat görüş yasağı koyuyorlar. Ya birisi bunu gerçekten bize izah etsin. Ve kendisini bu işe alet eden yargı mensuplarının da bundan vazgeçmesi gerekir.
Yani hadi cezaevi idaresi bu cezayı verdi. Kişinin kendisi itiraz ettiğinde infaz hakiminin bu disiplin cezasını iptal etmesi lazım. Demesi lazım ki bir dakika ya zaten avukatıyla görüştürmemişsiniz ki. Ne demek avukat görüş yasağı getiriyorsunuz? Deyip bu cezayı kaldırması gerekir. Yoğun bir program çıkaracağız. Bu programda öncelikle siyasi partilerle görüşeceğiz. Onları tekrar tekrar bilgilendireceğiz. Onlara mevcut durumu anlatan dosyalar sunacağız. Buradaki tek amacımız gerçekten tecridin kaldırılmasını sağlamak. Yani Sayın Öcalan ve diğer mahpusların avukatları ve aileleriyle görüştürülmelerini sağlamak. Tecride karşı adalet girişiminin çok tipik somut hedefi bu. Evet. Yani kimse bunun altından başka bir şey aramasın. Hani bunu da açık açık ifade edeyim. Biz sadece ve sadece diyoruz ki bu ülkenin vicdanlı insanlarına sesleneceğiz. Aydınlarına sesleneceğiz. Gazetecilerine sesleneceğiz. Siyasi partilerini bilgilendireceğiz. Kurumları bilgilendireceğiz. Belirli şahsiyetleri gidip bilgilendireceğiz. Durumu anlatacağız. Diyeceğiz ki yani artık siz de bir ses verin. Bakın bu ülkenin, bu ülkede hukukun kara deliği diye tanımlanmıştı İmralı Ada Hapishanesi'nin durumu. Siz bir değeri nerede kaybettiyseniz orada aramalısınız. Yani Türkiye'de kanunsuzluk, hukuksuzluk, adaletsizlik en çok nerede uygulanıyorsa onu gidermek için oraya bakmanız lazım. Türkiye kamuoyuna da onu söylemeye çalışıyoruz. Siz öncelikle bırakın ahim kararlarını, Türkiye'nin kendi kanunu uygulanmıyor İmralı Adası'nda. Sayın Öcalan'ın fikirleriyle aslında dünyadaki aydınları ne kadar çok etkilediğini gösteriyor. Bunu özellikle belirtmek gerekir. Etkileme gücünün yaygınlaştığını gösteriyor ve aslında Kürt sorununun uluslararası alana ne kadar yayıldığını gösteriyor. Ve Türkiye'nin ve müttefiklerinin artık bu tarz eski politikalara daha fazla sürdüremeyeceğini gösteriyor. Çünkü bir yandan da tecrit uzadıkça bu dünyada daha çok konuşulacak. Şimdi Türkiye'yi yönetenler şöyle zannediyor. Hani biz basını kontrol ediyoruz, bu konu Türkiye'de çok konuşulmasın. Fakat dünyada konuşuluyor. Yani siz Türkiye'de bunun konuşulmasını engelleyebilirsiniz ama dünyada konuşuluyor. Kaldı ki sosyal medyanın bu kadar yaygın olduğu bir çağda Türkiye'de de konuşuluyor aslında. Sadece yandaş kanallar, havuz medyası bu konuyu özellikle karartıyor. İşte Rütük bu konunun gündeme gelmesini istemiyor. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2014 tarihinde Öcalan 2 no'lu dosyada Öcalan no 2 Türkiye davasında Abdullah Öcalan'ın ölünceye kadar hapiste tutulacağına dair kararın sözleşmenin 3. maddesine aykırı olduğuna karar verdi. Karar tarihi 2014'tür. 2021 yılında gündemine aldı. Abdullah Öcalan sonuçta bir NATO operasyonuyla Türkiye'ye teslim edilmişti ve o NATO'ya üye ülkeler, ki çoğu Avrupa Konseyi'nin üyesi ülkelerdir, sorumluluğu vardır. O bir siyasi mekanizmadır. Yani Avrupa Mahkemesi kararını vermiştir ama siyasi mekanizma daha geç. Politik bir tercih. Ama işte zaten şu anda dünyada insan hakları değerlerinin bu kadar aşılmasının sebebi de budur. Yani hem Avrupa Konseyi'nin hem de Birleşmiş Milletler'in insan hakları mekanizmalarının ürettiği kararlara, siyasi mekanizmalar zamanında sahip çıksalardı dünya bu kadar çok çatışma ve savaş yaşamayacaktı. Hani bunu özellikle ben vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla insanlık bir bütün olarak hukuksal anlamda değerli kazanımlar elde etmiştir. Ama bu siyasi mekanizmalar bunun gereğini yerine getirmemektedir. Evet. Hani bizler de insan hakları savunucuları olarak sürekli bunu anlatıyoruz. Bu çok önemli. Abdullah Öcalan'ın durumunda da bu böyle olmuştur. 2021'de Bakanlar Komitesi Türkiye'ye tavsiyelerde bulunmuştur. Evet. Türkiye bunları geçiştirmiştir. Şimdi gündemini alacak, yeniden bu konuyu değerlendirecek ve Türkiye'ye tavsiyelerde bulunacak. Biz de buradan yani hükümete özellikle hani seslenmek istiyoruz. Bakın zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Avrupa evet. Konseyi Bakanlar Komitesi'nin tavsiyeleri var. Dolayısıyla hukuken, ahlaken, siyaseten adım atabilirsiniz. Sizi engelleyebilecek hiçbir şey yok.
Kaldı ki zaten tecridi hemen kaldırmanız gerekir. Avukatlarıyla hemen görüşme yaptırmanız gerekir. Daha sonra bir bütün olarak gerçekten 2015'te nerede kalmıştık diyebilir. Şu an herkesin sorunudur. Bu sadece Türklerin ya da Kürtlerin sorunu değildir bakın. Biz çok ciddi bir bölgesel savaş tehlikesinin arifesindeyiz. Hatta bazıları da içinde olduğumuzu söylüyor. Yani çok o konuya girmeyeceğim. Barışçıl çözümler üretme zamanıdır. Tam zamanıdır. Artık Türkiye bir seçim baskısı altında da değildir. Bu aslında Kürt halkı, hani son 9 yıla bakarsak Kürt halkı direniyor. Yani bu bir Kürt halkının direnişiyle olmuştur. Yani şöyle düşünün, AİHM 2014'te karar verdi değil mi? Barış süreci devam ediyordu. Pekala Avrupa Konseyi de ağırlığını koyup barış sürecinin en azından infaz hukuku bakımından ilerlemesine katkıda bulunabilirdi. Yapmadı bunu, bekledi. Ta 2021 yılına kadar, 7 sene. Bakın 7 yılda Türkiye'de neler olmadı ki? Türkiye'nin rejimi değişti. Türkiye önce gayri resmi, ardından resmi o halle yönetildi. Şimdi de tek kişi yönetimine dayalı başkanlık modeliyle yönetiliyor. Yani bir şey değişmedi. Baskı arttı ama halk da direniyor. İçeride çok fazla siyasi rehine var. Nobel Edebiyat Ödülü alan insanlardan tutalım da çok fazla dünyadaki aydın entelektüelin çabalarını, sendikaların çabalarını, emekçilerin çabalarını, gazetecilerin çabalarını yabana atmamak gerekir. Diasporadaki Kürtlerin sürekli olarak bu konuyu gündemlerine alıp bu konudaki çabalarını gündeme taşımaları sonuç verdiği kanaatindeyim. Bu konuda henüz bir dönüş yok. Başka başvurular da olacak. Yani bu sefer o başvuruların hukuksal takibini de gerçekleştireceğiz. Yani dolayısıyla sadece başvurup zorlamak değil, ayrıca o tip başvuruların hukuksal takiplerini de yapacağız. Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya baktığımızda ve özellikle hani Türkiye'yi göz önüne aldığımızda, Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın, yani Kürtistan coğrafyasının önemli bir kısmının Türkiye'de olduğunu da göz önüne aldığımızda, biz bu çözümü Türkiye'de üretmek zorundayız. İşte tam da burada Sayın Öcalan'ın paradigması inanılmaz müthiş bir paradigma. Evet. Dolayısıyla bu paradigmaya daha fazla sahip çıkılması gerekiyor. Ve bu paradigmanın hayata geçirilmesi, yani demokratik ulus temelinde bir çözüm üretilmesinin noktasında koşullar her zamankinden daha fazla var. Bakın her türlü baskıya rağmen...